Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Uyğur məsələsində Hindoneziya taratqullarını kontrol qılışqı urunmaqda. Xitayın Hindoneziya taratqullarına bolğan təsiri künsiri küçüyüyatqan bolup, Uyğur məsələsində muxbirlərğa qılğan besimi və təhdidi diqqət qozğumaqda. Cənubi Xitay səhər poçtasının 27 noyabr xəbər qılışça, Xitayın Hindoneziya taratqullarına bolğan təsirinin künsiri küçüyüyatqanlığı haqqıdakı dokulat elan qılınğanlığı 1 il bolğandan keyinmi, jurnalistlər və analistlər yanılı Xitayın Hindoneziyadakı yerlik xəbərlərini üzlüksiz kontrol qılıyatqanlığı haqqında ağahlandırış signalı tarqatqan. Bultur 9-cı ayda Washington'daki kişilik hukuk teşkilatı Erkinlik Sarayı elan kılgan dokulatta Xitay rejiminin 2019-cı yıldan 2021-ci yılgıçı bolgan aralıqta Hindoneziya bilen Xitayning axbarat organları yeniden kelişimlerini tüzgarlıkka ilgari sürülgen bolup, televiziya tori ve diplomatik ijtimai taratqu hesaplarını ecip bu xil vasitler bilen Hindoneziya Müslümanlar cemaatini Şarkı Türkistan'a sayahatke abadiş arqalıq Uyghurlar meselesi de Xitay rejiminin köz karışı ve kütkün oturgu koygan. Erkinlik Sarayı'nın Xitay meseleleri Ali Meslehatçisi Sara Kökü'nün eğitişçe, Xitay'nın bunda kılıçta nurgun planı bar bolup, asaslıq maksidi xalqaradı Xitay komünist rejiminin teşviqatı üçün texamı bihater şerait hazırlaş işken. Aldıngı çarşamba Jakarta'daki Aqıl Ambari İqtisat ve Kanun Tetkikat Merkezi Selyus sahip kallı kılgan faaliyette, Xitay Hindoneziya Tetkikat Ornu'nun müdiri Zulfiqar Rahmet'nin sözüge asaslanğanda, Xitay taraf Hindoneziya'da Xitay haqqıda eytilgan ijabi hikayelerini teşviq kılışkı devamlıq küç çıkırvatkan bolup, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarga alaqadar yalgan teşviqatları bilen Hindoneziya'nın atalmış bir belvaq bir yol sodi planı'a katnışçı qatarlıq iki meseleni alahide teşviq kılgan. Amerika Xitay'nın Tayvan'ga tecavüz kılışının aldını ilişini planlamaqta. Amerika Xitay'nın Tayvan'ga tecavüz kılış hareketinin aldını iliş üçün Asiya Tinic Okyanğı qoruqluğuna asas kılgan yeni tipteki otur mesabilik başkurulduğun bomba uğrullaştırışını planlamaqta. Fransiya Xalqara Radiosu'nun 26 noyabr xəbər qılışça, Xitay bilen Amerika talaşlar tışqılıvatqan Cənubi Deniz məsələsi de bir-birini əyibləb kilivatqan bolub, Xitay tərəf 25 noyabr Amerikanın başqurulduğun senaretlik qoğuluğucu paraxotunun parasıl aralığı ruxsatsız girgəlikini etqan. Amerika Deniz Armiyası bolsa, Amerika uruş paraxotunun daimliq yol başlaş ərkirliki bar rayonda hərəkət qılğanlıqını bildirgen. Xabarda Amerika Quruqluq Armiyası Tinich Okean Komandani Charles Filin yakında Xitayning Tayvanga tajavuz qilishining oldini elishdiki vositalarining biri sifatida kelar yili Asiya Tinich Okean rayoniga o'tir masofalik quruqliqdan boshqarilgan bomba o'rinlashtirilganligini bildirgan. Amerika harbiy xabar tor bekiti Mudofaa 1-ning xabariga asoslanganda Charles Filin yakında Kanadadagi Halifax xalqaro bexatarlik munbirida muxbirlarga Amerikaning Tinich Okean rayoniga o'rinlashtirilgan qurollarini quruqlukni asas qilgan Tomahawk charlig'ichi boshqarilgan bombani o'z ichiga oladiganligini bildirgan. U yana muxbirlarga Amerikaning mazkur boshqarilgan bombani sinab qilganligini va 2024 yili o'rinlashtirishni planlaganligini aytgan bo'lib, Xitoyning harbiy kuchini tez taraqqiy qildirishning xatarlik yo'linishiga qarab meng'ayotganligini ilgari surgan. Malayziya bir necha davlatga viza kechirim qilish tadbirini yo'lga qo'ydi. Malayziya, Xitay, Türkiye qatarlıq joylardan kelgan sayohatchilarga 30 günlük viza kechirim qilish tadbirini yo'lga qo'ydi. Türkiye xabarlari to'g'rining xabar qilishicha, Malayziya bosh ministri Anwar Ibrahim 26 noyabr Malayziyaning 1 dekabrdan boshlab Xitay, Saudi Arabiston, Türkiye qatarlıq davlatlarining fuqarolariga turish muddati 30 kundan oshib ketmasa viza kechirim qilinadiganligini e'lon qildi. Oldingi hafta Xitay tashqi ishlar ministrligi Fransiya, Germaniya, Italiya, Gollandiya, Ispaniya ve Malayziyadan ibaret 6 devletten kelgan fuqarolarga viza kechirim qilinadiganligini e'lon qilgan edi ve bununla asosan 2023 yılı 1 dekabrdan 2024 yılı 30 noyabrgacha bo'lgan aralıqda soda, sayohat, tuqqan yo'qlash ve transport qatarlıq ishlar sababli Xitoyga kirmoqchi bo'lgan mazkur 6 devletning fuqarolarga 15 kunlik viza kechirim qilinadiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy Tayvanga qarshi istixborot harakatlarini kuchaytirdi. Xitay Tayvanga qarshi istixborot harakatlarini kuchaytirgan bo'lib, Tayvanning pensiyaga chiqqan yoki xizmat o'tayotgan 10 askari Xitay kommunist rejimi uchun josuslik qilish bilan ayblandi.
Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe, mezkur 10 harbiy xadim 27 noyabr Xitay Komünist rejimi üçün casusluk kılganlıkı sebeplik ayıplengen bulup, ular içindeki iki casus birisinde Xitay armiyesiyle sadık ikerlikini, Xitay'a teslim buluşunu halaydıganlıkını ihrar kılgan. Bu ehval qattıq gulgulu qozgan bulup, Tayvan Ali Teftiş Mahkemesi sotunun bu casuslarga qattıq ceza berişi kereklikini talep kılgan. Xabarda qeyd qilinishicha, Tayvan armiyasining ximiyalik biologiyalik mashq markazi, quruqliq armiyasining Xuadong mudofaa qo'mondonlik shtabi, quruqliq armiyasi Avasiya alohida urush qo'mondonlik shtabining 601 brigadasi va boshqa harbiy qismlarda yuz bergan til biriktirish qatorliq josuslik deydolariga qarata Tayvan Oliy Taftish Mahkamasi dushanba kuni tekshirishni oxirlashtirgan bo'lib, bir necha oy tekshirish orqali 10 harbiy xodimni davlat bexatarlik qonuni, davlat maxfiyatligini qo'g'dash qonuni ve çiriklikke karıştırış kanunuğa asasen ayıplıgan. Tayvan Yukarı Teftiş Mahkemesi bu aktı bayanat ilan kılıp, cevapkarlarının üçü harbi uçuru toplap, Xitay Kompartiyesi üçün tor tesis kılgallıkı sebeplik ayıplen geldikini, töt casusunun özlerinin hizmet ornudun paydalanıp harbi mahbi hüccetlerge erişkeldikini, hem de bir qatar harbi mahbiyetliklerini Xitay Kompartiyesi'ye satkallıkı sebeplik ayıplen geldikini aşkarlıgan. Taliban hükümeti Xitayda turuşluk baş elçi tayinladi. Qandahardagi Talibanning bir yuqori darajalik amaldorining so'ziga asoslanganda Talibanning muavin bayonotchisi Bilal Karimi Talibanning Xitayda turuşluk baş elçisi qilib tayinlangan. Afg'oniston xabar kanali Amu kanali Qandahardagi bir manbadan jazmlashtirishcha Baş elçi Taliban baş ministri Hasan Ahund tarafından vazifeye tayinlangan bo'lib, navbatda Bilal Karimining allaqachon Xitoyga kelib, Talibanning Beijingda turishlik baş elçilik vazifasini ustiga olganligi o'tirg'i qo'yilgan. Amu kanaliga ma'lumot bergan manba Xitoy tashqi ishlar ministrligining buni rasmiy e'lon qiladiganligini bildirgan bo'lib, bu harakat Xitoy rejimining Chaoshing ismli Xitoyni taxminan 2 oy ilgari Afg'onistonda turishlik baş elchisi qilib tayinlashidan keyin besilgan qadam ekan. Xitoy Taliban hükümeti kontrolliqidagi Kabulga elçi evetken tunji devlet bolgan idi. Bilal Karimining vazifaga tayinlanishi yaqinqi 2 yılda Kabuldagi Taliban hükümeti kişilik hukuk ve ayollarning hukukiga chek qo'yish qatorliq masalalar sababidan itiraf qilinmagan bir paytda Talibanning chet eldagi tunji bosh elchisi bo'lib hisoblandi. Yaponiya bilan Vietnam Xitoyning qat ko'tarishiga qarshi bexatarlik hamkorligi o'rnatdi. Yaponiya bilan Vietnam Xitoyning rayonda kunsiri qat ko'tarishi va yo'lsizligi sababli bexatarlik hamkorligini chuqurlashtirish uchun muhim qadam bosdi. Bangkok pochtasi gazetasining 28 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida va Vietnam prezidenti Vo Van Thong dushanba kuni Xitoyning Osiyo Tinch okean rayonida kunsiri kuchayotgan harbiy harakatiga qarshi ikki davlat o'rtasidagi dengiz bexatarlik hamkorligini chuqurlashtirishga qo'shilgan. Kishida va Vo Van Thong bosh vazirining ishxonasida o'tkazilgan suhbatda Sharq-Janubiy Osiyo Aldir İhtibakı rehberleri katnışıdığan alahidi başlıklar yığınının muvaffakiyetlik buluşuğu devamlıq tayarlıq kıladığalıqı, Yaponiyanın kilerayda ötküzüldüğün mezkur devletler bilen bolğan dostluq ve hemkarlıqının 52 yıllıqını xatırlaş yığınığa sahip xallıq kıladığalıqı qatarlıq meselelerini müzakir kılgan. İki rehber yana iqtisat ve medeniyet almaştırış qatarlıq her xil meselelerde iki taraflik hemkarlıqını kengayetiş iradesini qayıtı təkidligen bolup, bu yıl yana Yaponiya bilen Vietnam'nın diplomatik münasibet ornatqanlıqının yerim əsir bolğanlıqını xatırlaydıken. Yaponiya, Vietnam ve Şarkı-Canubi Asiya əllir itibakıqı oxşaşla, Xitayının rayondaki künsiri küçüyüvatqan təsirgi təqabül durmaqçı boluvatqan bolup, tərəqi qılıvatqan ve yeniden güllünüvatqan dövlətlər bilen bolğan alaqını küçeytip, Asiya iqtisadının eşşiği məbləq siliş üstüde izlenmekte. Vietnam Şarkı-Canubi Asiya əllir itibakıqı əza başqa dövlətlər bilen birlikte, mühim stratejilik rayon bolğan Canubi Dengizli Xitay bilen bolğan zimin talaştartışı bolğan dövlətlərinin biri bolup, Yaponiyamo Sinkaku aralı məsələsi de Xitay bilen ziddiyetleşip gelmekte. Yaponiya rayondaki Xitay bilen ziddiyetleşip kelibatqan dövlətlərge resmi bexatarlik yardım edip atılıdığan müdafiye əslahaları bilen təminlaydığan yeni plan türünü yolu koygan bolup, 2024 yılı 3. ayğıcı bolğan maliyyə yılıda 2 milyard Yapon yeni, yani 13 milyon dolar ajratqan. Fumio Kishida 16 dekabrdan başlap 3 gün davomlashadigan Yaponiya Sharq-Janubiy Osiyo Aldir İhtibaqining alohida uchrashishini kutib oladigan. Vo Van Thong payshanba kunigacha Yaponiyada 4 kunlik ziyoratda bo'ladigan bo'lib, bu uning mart oyida prezident bo'lgandan buyonki tunji qatimliq davlat ziyorati ekan. G'azzadagi vaqtliq urush to'xtatish muddati yana 2 kun uzartildi.
Qatar Gazze rayonidagi 4 kunlik insonparvarlik nuqtasidan urush to'xtatish muddatini yana 2 kun uzartish to'g'risida kelishim hosil qilinganligini e'lon qildi. Qatar Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Majid al-Ansari X ijtimoiy aloqa hisobida e'lon qilgan bayonotida Hamas bilan Isroiliya o'rtasidagi murosachilik tirishalligi natijasida insonparvarlik nuqtasidan urush to'xtatish muddatini yana 2 kun uzartish to'g'risida kelishim hosil qilinganligini bildirdi. Hamas mu Telegram adresidagi bayonotida Qatar va Misr bilan insonparvarlik nuqtasidan urush to'xtatish muddatini o'xshash shartlar ostida yana 2 kun uzartish to'g'risida kelishim hosil qilinganligini jazmlashtirdi. G'azza rayoniga insonparvarlik yordamlarining kirishi va asir almashtirishni o'z ichiga olgan 4 kunlik insonparvarlik nuqtasidan vaqtliq urush to'xtatish kelishimi 24 noyabr atiganda ijro qilinishga boshlangan edi. Qahraman 30 nomliq harakatda terrorlik tashkilotiga ajallik zarba berildi. Turkiya ichki ishlar ministri Ali Yerlikaya 6 viloyatda bo'lguncha terrorlik tashkilotiga qarshi ijro qilinayotgan Qahraman 30 nomliq harakatda 63 o'nkur panohlanish o'rinlari va o'qdori iskanatlarining bitchit qilinganligini bildirdi. Ichki ishlar ministri Ali Yerlikaya ijtimoiy taratqu adresida e'lon qilgan bayonotida terrorchilarning qish oylarida harakat qilib berish maqsadida o'nkur va panohlanish o'rinlariga yoshirgan har xil qurol-yarog', o'qdori va portlatqich moddalarni yo'qotish uchun Qahraman 30 nomliq harakat qilib berilganligini, harakat jarayonida 6 viloyatda 63 o'nkur panohlanish o'rni va iskanatlarning bitchit qilinganligini bildirdi. Ali Yerlikaya Shirnak, Seyret, Qahramanmaraş, Diyarbakır, Mush va Tunjalida qilib berilgan harakatlarga uchuvchisiz aeroplan va Atak nomliq tik uchuvchilarning qatnashtirilganligini eskertdi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ertaki programda ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.